Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 85. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta toplum psikolojisi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Melek Göregenli. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Gülçin'cim, hoş bulduk. Hocam toplum psikolojisi üzerine konuşacağız. Herhalde çok kritik ve zor bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında kısa sürede birey olarak psikolojimizin kaldıramayacağı çok fazla olayı ard arda yaşıyoruz. Ve hem küresel çapta bunu yaşıyoruz hem de Türkiye'nin kendi özgünlükleri malum mevcut. Yüzyıldır görülmeyen bir salgınla yaklaşık 1,5 yıldır mücadele etmeye çalışıyoruz. Salgının yeni normalleri var. Bunlara adapte olmaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da hocam bu salgın süreci toplumdaki bütün fay hatlarını daha da belirginleştirdi. Siyasi iktidarların yönetememe ya da yönetme durumlarını, kamu otoritesinin bu durumlara nasıl yaklaştığını çok açık bir biçimde gösterdi. Türkiye'de bununla baş etmeye çalışıyoruz hocam. Gündemimiz malum salgında aşı. Aşıda da bilimsel gerçeklik bir tarafta, bir tarafta da komplo teorileri ve kamu otoritesinde güvensizlik var. Bunun yanı sıra hocam Türkiye'de biz maalesef son dönemde yangın ve sel felaketleri olmak üzere tırnak içerisinde doğal afetlerle baş etmeye çalışıyoruz. Ek olarak bir kocaman bir mülteciler meselemiz var. Toplumda öfke çeşitli açılardan birikmiş durumda. Bakalım nasıl kanalize olacak bu öfke. Şimdi hocam toplum psikolojisi üzerine konuşmayı önemli buldum. Çünkü hem Türkiye'de bir linç kültürü var mıydı, oluşuyor mu? Hem ifade, örgütlenme, gösteri özgürlüğünün bu kadar kısıtlandığı bir ortamda insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlar? İfade edebiliyorlar mı? Ve biz nasıl bir toplumuz aslında? Bu sorularım var. Bunlar tabii çok büyük bir sorular. Belki bir programın sınırları dahilinde konuşmak güç. Ama bir giriş olması neticesinde ben böyle uzun bir giriş yaptım hocam. Şunu sormak istiyorum size. Bir toplum olabilmenin asgari koşulları nelerdir hocam? Madem toplum psikolojisi konuşacağız, biraz bununla başlayalım istedim hocam. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani toplum olabilmenin asgari koşulları nelerdir? Herhalde sözleşme. Çok açık belki bu. Bir sistem, yani herkesin ortak bir biçimde uyumaya bir anlamda söz birliği yaptığı bir sistem olması lazım. Bu ne hukuk? Yani bunun dışında aslında bir şey yok, bir toplum olmayı sağlayan. Şimdi asıl bana göre ilginç olan şu, yani bir toplumu toplum yapan nedir? Bu soru çünkü şu aslında, insanlar nasıl bir arada yaşıyor? Bu bir arada yaşamanın koşulları neyle sağlanıyor? Bu tabii ki çok açık hukuk, yani çağdaş modern dünyada hukuk işte belli bir insanlık tarihinin belli bir aşamasında, işte bu ulus devletler çağında özellikle ortaya çıkmış olan bir hukuk, yani bir yazılı kurallar bütününe göre yaşıyoruz. Şimdi bu kurallar bütününü biz kurallar bütününün oluşmasında kuşkusuz toplumları oluşturan tek tek bireylerin ve grupların ne kadar katılımı varsa tabii ki o sisteme çok daha fazla uyuyorlar. Yani bu da çok açık. Hani Türkiye bu açıdan da aslında bunları konuşurken bunu da düşünmeliyiz. Hiç anayasasını kendi yapmamış bir toplumdan bahsediyoruz aslında biz, değil mi? Yani hep olağanüstü dönemler sonucunda belirli bir grup tarafından yapılmış bir hukuk sisteminden bahsediyoruz aslında. Ama evrensel hukuk kuralları da var vesaire. Bir de bunlar belki ayrı bir konu. Ama galiba şu daha ilginç geliyor bana. Neden biz bu soruyu bazen daha çok soruyoruz? Yani biz bir toplum muyuz sorusunun ne zamanlar daha çok soruyoruz? Galiba aslında bu parçalanmışlığın sonucunda ne olacağına ilişkin kaygılarımız arttıkça bu soruyu daha çok soruyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey, öyle bir algı içine giriyoruz ki biz hiçbir konuda ortak bir yerde buluşamıyoruz, hiçbir şeye ortak bir tepki veremiyoruz ya da hiçbir şeyi ortak olarak arzulamıyoruz, hedeflemiyoruz vesaire. Mesela ortak bir gelecek ya da geçmiş anlayışımız yok, bir tasavvurumuz yok ortak olarak. O zaman acaba biz bu parçalanmışlıkla nereye gideceğiz? Yani bir kaygı bence bu soruyu daha çok sormamıza neden oluyor. Şimdi yoksa şu değil, yani hiçbir toplum bütün falan bir şey değildir. Hatta bu çok tehlikeli de bir şeydir. Yani
farklı grupların, farklı görüşlerin, hatta gerilimlerin, çatışmaların, çatışma derken fiili çatışmadan, şiddetli bir çatışmadan bahsetmiyorum. Ama farklılıkların olmadığı, tam tersine böyle yekpare bir toplum çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu faşizmin en büyük arzusudur aslında. O yüzden toplumlar zaten sınıflar açısından, işte farklı farklı kimlikler açısından, cinsiyetler, cinsel yönelimler pek çok açıdan zaten farklı gruplardan oluşurlar ve bu gruplar arasında çatışma çok doğaldır ve hayırlıdır. Yani bu, çünkü bir anlamda hiçbir şekilde çok uzun zamanlardır, uzun yüzyıllardır hiyerarşik olmayan bir toplum düzeni içinde yaşamadığımız için bütün dünyada bu böyle. Bu gruplar arası çatışma aslında bu bütün bir toplumun ortak kaynaklarından yeterince yararlanamayan ya da adaletsizliğe uğrayan grupların bu adaletsizlikle mücadelesi için çok da kıymetlidir. Ama şimdi bizim kaygılandığımız, yani şöyle bakmak lazım. Mesela bir yanda bir aynı gemideyiz söylemi var, değil mi? Hani hep böyle rahatsız olduğum bir şey. Aynı gemideyiz söylemi var ama bir yandan da aslında bu aynı gemide olduğumuzu iddia etmeyenler, hani biz de, değil mi? Ben de mesela hep onu söylüyorum, sen de eminim öyle. Ama bir yandan da çok mu parçalanıyoruz kaygısı yaşıyoruz? Yani hem aynı gemide olmayalım hem de bu kadar da parçalanmış olmayalım. Yani bir toplum olalım. İşte bu karşıtlıklar hep en başta söylediğim o kaygıdan kaynaklanıyor. Şimdi yani ne olacak? Kimle konuşursak günlük yaşamda, daha dün böyle bir şey yaşadım. Bir yolculukta bir beyefendiyle sohbet ederken, bir çalışan, yani orta sınıf, orta düzeyde eğitimli bir insan. İşte memleketten şikayet ederken mesela iki şey dikkatimi çekti ve bu pek çok sohbetimde dikkatimi çekiyor. Kendi aramızda da aslında hep böyle konuşuyoruz. Yani benzerlerimizle de hep böyle konuşuyoruz. İki şey, bir gelecek kaygısı, ne olacak yani, bu muhalif bir insan iktidardan hoşlanmıyor. Ve şu çok somutlaşan bir soru var. Bunlar nasıl gidecek? Ve çok halk diliyle söylüyorum. Bunlar nasıl gidecek? Bu bir şey, bir soru. Mesela çok paylaşılan bir soru. İkincisi ne yapabilirim? Bu ne yapabilirim? Bu yapacağım hiçbir şeyin hiçbir sonucu varmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu aslında neyi gösteriyor bize? Bir kere çok büyük bir gelecekle ilgili belirsizlik var. Aslında bunlar nasıl gidecek? Yani iktidarı destekleyen birileri açısından düşünün. Onlar da belki nasıl kalacağız diye soruyorlar. Şimdi Evet. normal bir hukuk düzeninde, anlatabiliyor muyum? Aslında bu soruların cevapları çok bellidir. Yani nasıl gidecek? Seçimle gidecek, değil mi? Ama seçimle gidecek soru cevabı çoğumuzun, yani bu toplumda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun, hani ben çok kendimi doğrusu oraya dahil görmüyorum çünkü ben seçimle gideceklerine ciddi ciddi inanıyorum, inanmak istiyorum yani. Şimdi ama büyük bir çoğunluğu bu soruya evet seçimle gidecek diye cevap veremeyince, geleceğe dair o şey, belirsizlik ve hani bir şekilde bugünle de başa çıkmak için bir güven duygusuna sahip olamıyor. Şimdi bak, bütün bunları böyle yan yana koyduğumuzda biz ne görüyoruz? Hani o en başta söylediğim toplum olmanın asgari koşulu bir hukuk sistemi içinde yaşamak. Şimdi bu, hani hukuk yok falan, bunu uzun süredir söylüyoruz. Bu o kadar basit bir şey değil işte. Bütün bu soruların cevabı aslında burada saklı. Şimdi biz çok uzun süredir inanılmaz bir belirsizlik iklimi içinde yaşıyoruz. Şimdi bu aslında sadece kuşkusuz bu iktidarın yarattığı bir şey. Bir kere sadece hukuk sistemi mi? Yani hukuk sistemi işlemiyor. Ondan sonra liyakat sistemi işlemiyor. Bürokrasi işlemiyor. Yani devlet dediğimiz, ulus devlet dediğimiz organın, ki hayatlarımızı istikrarlı kılan, bak iyi ya da kötü demiyorum, yani istikrarlı ve öngörülebilir kılan sistemin parçalarının hiçbirisi işlemiyor gibi. Şimdi bu neye yol açıyor? Müthiş bir belirsizliğe yol açıyor.
aslında bu belirsizlik iktidarların çok işine geliyor. Çünkü Hı. bu soruları mesela nasıl gidecek? Seçimle gidecek. Yok canım, seçimle nasıl gidecek? Yani gitmeyecek. Bir şeyler yapacaklar. Bu aslında çok tehlikeli bir şeye götürüyor. Çok farklı, toplumun çok farklı gruplarında başka açılardan benzer bir durum var. Aslında demokratik ne diyelim, prosedürlerin dışındaki pek çok şeyi mümkün görmemize yol açıyor. Anlatabiliyor muyum? Mümkün görmemize yol açıyor. Hı Bu tabii iktidarların nasıl işine yarıyor? Neden bunu asla belirgin bir hale getirmek istemiyorlar? Çünkü gerçekten demokrasi dışı küçük taktik ya da stratejik pek çok uygulamayı yapmalarını mümkün kılıyor bu. Çünkü toplum buna hazır. Şimdi bu sadece bizim iktidarların yaptığı bir şey mi? Hayır. Bu biz sosyal psikolojide 60'lardan beri konuşulan bir şeydir bu. Yani hiç yeni bir olgu değildir ve yeni bir şey gibi konuşuluyor ama belirsizlik ve tehdit algısı iktidarların yönetmeleri çok kolaylaştırır. Yani oldum olası böyledir. Hani toplumların önüne, Türkiye'de de böyledir. İşte benim gençliğimde bir kahpe Yunan miti vardı. Ya da dört tarafımız düşmanlarla çevrili miti vardı. Giderek mesela şeriat tehdidi, işte Kürt bölünme tehdidi, bilmem ne. Bütün bunlar zamanla işte şeriat tehdidi toplumun belirli bir grubu açısından tehdit olarak kaldı. Çünkü din aslında, yani şeriat, din aynı şey olmasa da sonuç olarak iktidar çok daha dine dayalı politikalarla ülkeyi yönettiği için o hafifledi. İşte bölünme tehdidi. Şu tehdit, bu tehdit. Şimdi bunu Amerika'ya bakın, onlar da yapıyor. Bu tehdit algısı hep var. Belirsizlik zaten hep kullandıkları bir şey. Bir de tabii şöyle şunu söylememiz lazım. Kapitalizmin kendisi zaten bu serbest pazar koşulları belirsizliği, yani liberal pazar ekonomileri zaten belirsizliğin sistemik yapısal arka planını oluşturuyor. Bu bütün dünyada böyle. Ama şimdi bizim ülkemizin belirsizliğin ve tehdit algısının çok daha kitleleri yönetmede ve parçalamada ve bu parçalılığı bir yönetim stratejisi olarak kullanmada şöyle bir farkı var Türkiye'nin ve Türkiye gibi ülkelerin. Örneğin işte Amerika'da, Amerikan yönetimleri de bu stratejileri kullanıyor ama orada yerleşik bir hukuk sistemi var. İşte görece bize göre yine daha fazla bir liyakat sistemi var. Şimdi bizde ya da kapitalist pazar koşullarının yarattığı belirsizlikleri göstermelik de olsa gideren, yani bütünüyle olmasa da bir takım mekanizmalar var. İşte görece bir iş güvenliği, anlatabiliyor muyum? İşte görece bir sigortalı çalışma oranının yüksekliği ya da sendikal örgütlenme, her ne kadar çok yapısal dönüşümlere izin vermese de içerikleri, sendikal mücadelelerin, bütün bunlar var. Şimdi bizde bunlar da olmadığı zaman bu belirsizlik ve tehdit algısı çok daha fazla işe yarıyor. Şimdi çok bir de bunların üstüne, yani sosyal medyanın hayatımızda yarattığı yeni toplumsal sonuçlara baktığımızda, mesela bu konuştuklarımızla aşının ne alakası var, aşı karşıtlığı mı diye düşünebilirsin. Sadece aşı karşıtlığı değil, Suriyeliler konusuna bak, orman yangınlarına bak, işte aşı meselesine bak, başka bir meseleye bak, şunu görüyorsun. Müthiş bir kutuplaşma. Şimdi bu kutuplaşma aslında kötü bir şey değil. Yani eğer kutuplaşma bir, en başta söylediğim gibi gerçek uzlaşmaz çelişkilerden kaynaklanan gruplaşmalar arasında olsa. Ama hiç öyle değil. Mesela aşı karşıtlarıyla aşı yandaşlarının karşıtlık ve yandaşlık bakımından farklılaşmak dışında nasıl bir farklılaşması var? Hiçbir farklılaşması yok yani. Bütün sınıflarda aşı karşıtları var. Bütün etnisitelerde şunda bunda var. Şimdi o zaman şuraya götürüyor bizi. Bütün bu bir yandan ancak yani bir şeyi konuşamamak, içerik olarak tartışamamak vesaire yapamamak gereksiz bir şekilde grup aidiyetlerini önemli hale getiriyor. Şimdi biz sosyal psikoloji şunu çok net biliyoruz.
hepimizin bir bireysel ihtiyaçları var. Yani birey olarak kendimizi geliştirme, benliğimiz, kendimize saygı duyma, biriciklik kavramı oluşturma. Bu ihtiyaçlarımız var. Ama bir yandan da gruplara ait olma ihtiyaçlarımız var. Ama bu iki ihtiyaç aslında birbirine yakın oranlarda gerçekleşmeli. Yani grup aidiyetlerim benim bireysel varoluşumu, bireysel biricikliğimi ortadan kaldıracak hale gelmemeli. Ve tabii ki gruplar birbirlerinden bazı özelliklerle ayrılırlar. Ama bütünüyle yani gruplar arasındaki geçişlilik ne kadar mümkünse bir toplumda. Hani dedin ya en başta toplum nasıl olunur? Biraz karışık belki oluyor ama birbirine çok bağlı bunlar. Şimdi eğer gruplar arasında çok kalın sınırlar, aşılmaz sınırlar varsa gruplar arasında geçişlik yok oluyor. Şimdi aşıyı ele alalım. Aşık sosyal medyaya bak yani. Hayatın içinde çok öyle değil aslında. Ama sosyal medyaya baktığında aşı karşıtlarıyla, aşı yanlışlarının ya inanılmaz bir şekilde düşmanca bir şeyle, anca bir yaklaşımla tartıştıklarını görüyorsun. Ben daha ilk başta bu konular konuşulurken yazdım. Yani burada izlememiz gereken strateji şu. Mesela şunu çok hala yanlış buluyorum. Aşı olmadığın, ben aşılarım oldum. Aşının tamamen yanında birisiyim ama şu söylemi çok yanlış buluyorum. Aşı olmayanlara şöyle konuşmayı. Tam da bu anlattığım nedenlerle. Sen aşı olmadığın için ben tehdit altındayım. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz önce söylediğim aslında o gruplar arası geçişliliği tamamen ortadan kaldıran bir söylem. Oysa bana göre söylememiz gereken şu. Sen de aşı olursan hep beraber hayatta kalacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani aşı olmak istemeyenle benim aramda onun beni tehdit etmesi bakımından bir şey yok aslında. Onun da ben aşı olup iyi olmasını istiyorum. Böyle düşünüyorum. Ve onlar da Hocam. ne diyorlar? İşte onlar da bu sefer şey söylemleri geliştiriyor. İşte siz tuzağa düşüyorsunuz bilmem ne. Bak bu da çok bu anti-emperyalizm safsatasıyla çıkmış gibi yani. Hani Taliban yana olmak. Çok farklı konular gibi ama şimdi bunların Hocam. altında sosyal psikolojik olarak analiz etmeye çalışsam ne var? Grup aidiyetlerimiz inanılmaz öne çıkmış durumda. Ve işin kötüsü şu. Bir grubun içinde kalabilmek için en ufak bir sapma göstermemiz gerekiyor. Yani bu da çok tehlikeli bir şey. Yani çok faşizan bir şey. Yani en başta söylediğim gruplar arasında geçişliliğin olmaması bir toplumda çatışmaya yol açar. Ama bu çatışmanın faydalı bir çatışma olmadığını açıkça söylememiz gerekiyor. Yoksa çatışma kötü bir şey değil. En başta söylediğim gibi. Ama herkes kendi grubuna o kadar sıkı sarılıyor ki diğerini ne dinliyor, ne argümanlarıyla anlamaya çalışıyor. Bu sadece bu konuda değil ama bütün konularda ve farklı gruplar arasında kendi grup içinde en ufak bir sapmaya izin vermediğin zaman, hiçbir varyant olmadığı zaman karşı grupla aranda bir geçişin olması da mümkün değil. İşte bu aslında tam iktidarların istediği bir şey. Bütün sosyal olguları böyle anlıyoruz. Böyle konuşuyoruz. O zaman iktidar şunu çok kolay yapabiliyor. Eğer bir toplumu bu kadar birbirleri arasında en ufak bir geçiş olmayan, aralarda duran insanlar olmayan bir hale getiriyorsanız, o zaman çok kolay bir gruba hedef gösterebiliyorsunuz. Ve o grubu diğerlerinden çok kolay ayırabiliyorsunuz. Çünkü zaten ayrılmış durumda toplum. Yani bu ben çok karamsar bir tablo belki çiziyorum ama bu özellikle orta üst sınıfların algı dünyasında böyle diye düşünüyorum. Yani sosyal medya kullanımı arttıkça bence bu algı artıyor. Çünkü benim gerçek yaşam gözlemlerim gerçek hayatta böylesi bir katı grup aidiyeti sistemi olmadığını gösteriyor. Çünkü hayatın kendisi o geçişliği zorunlu kılıyor. Ama şunu söyleyebilirsin, düşünebiliriz. Hemen şimdi aklıma geldi. Pandemi zaten gerçek hayatı büyük ölçüde çoğumuz için ortadan da kaldırdı. Yani gerçek yüz yüze karşılaşmalardan bahsediyor. O zaman bu çok daha
kendini gerçekleştirebilir, bir kehanete dönüşüyor. Şimdi bu bir yanda. Bir şey daha söylemem lazım unutmadan. Bu anlattığım yapıyı destekleyen bir şey daha var. Bireysel varoluşlarımızı hayata geçirebileceğimiz, hatta fark edebileceğimiz, Türkiye için özellikle söylüyorum, hiçbir koşul kalmamış durumda. Yani ne yaratıcılığı destekleyen, ne estetiği, sanatsal etkinliği destekleyen, ne bilmem ne yapan, hiç hani bireysel olarak benim kendimi bir gruba üye olmanın dışında değerli hissetmem için oluşturabileceğim, atabileceğim, yani bir ortam atabileceğim bir adımı kolaylaştıran hiçbir sistem yok ortada. Bu da çok aslında grup aidiyetlerinin gereksiz yere katılaşmasını ve önemli olmasını, öne çıkmasını sağlıyor. Yani hepimiz ait olduğumuz gruplar kadar değerliyiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bu olgular, yani sosyal psikolojik olarak baktığında grupların birbirlerinden farklarının aşırı abartılmasına, aşırı statüsünü yükseltmek için pek çok manevraya, bu gündelik hayatta da böyle. Yani işte politik ayrımlaşmayı düşün, etnik ayrımlaşmayı düşün, bütün hepsini düşün. Geçişlilik giderek ortadan kalkıyor. Ve o zaman konuşma ortadan kalkıyor yani. Uzlaşma imkanları ortadan kalkıyor. Evet. Bu noktada Ben hocam böyle düşünüyorum. Bilmiyorum daha nasıl devam edebilirsen ne düşünüyorsun? yani hocam birçok not aldım. İki şey özellikle soracağım. Şimdi şununla başladık hocam biz aslında. Toplum olmanın asgari koşulları. Siz dediniz ki modern toplumda başta hukuk yani bir toplum sözleşmesi ve bunun da mümkünse toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla yapmaması, oluşturulması lazım Evet. ki bir mutabakata varılsın. Biz bir toplum muyuz sorusunu bazı zamanlarda daha fazla soruyoruz dediniz hocam. Bunun da nedenlerinden bahsettik. Zaten homojen olduğu varsayılan yekun bir toplum olma hali aslında arzulanacak bir hal değil. Hatta siz dediğiniz bu faşizme götürür. Yani aslında hocam bir arada yaşam diyoruz da bu lafın altını çok doldurmadan konuşuyoruz gibi geliyor bana zaman zaman. Aslında çok da önemli bir söz. Yani fay hatları parçalanmışlıklara rağmen bir arada yaşam ama bu aynı gemideyiz söylemiyle hiç aynı şey değil. Çünkü aynı gemideyiz söylemi örneğin sınıfsal çelişkilerde sermayeli işçi sınıfı nasıl aynı gemide olabilir? Olamaz. Yani o fay hattının zaten kendi kıymeti harbiyesi var ve onu yok saymak yoklaştırmıyor. Çok temel bir fay hattından bahsediyoruz ya da toplumsal cinsiyet meselesinde. Yani bunların farklı olduğunu görüp böyle bir yurttaşlık hukukuyla belki bir arada yaşamak bizi bir toplum yapabilir. Şimdi hocam siz dediniz ki benim gördüğüm Türkiye toplumuna baktığımızda dünyada da böyle toplumlar var. Gelecek kaygısı, belirsizlik çok net ve bu belirsizlik, gelecek kaygısı ve bu tehdit algısı da harmanlanarak siyasi iktidarlar bunları zaten toplumu yönetmenin bir metodu olarak kullanıyorlar. Ve şu anda da biz zaten işlemez, hukuk ve liyakatın olmadığı maalesef bir toplumdayız. Sırtında neoliberal kapitalizme dayamış, küresel kapitalizme ve onunla hemhal olarak bu toplumu yönetmenin derdinde ve bunun için de en başta kutuplaştırmayı kullanıyor dediniz. Şimdi hocam burada şuna geliyorum ben bütün anlattıklarınızdan. Kutuplaşma işte biricikliğimiz yok oldu, grup aidiyetlerine sıkışık ve bu şuna da sebep oluyor. Gruplar içerisinde de o grubu da homojen sayıyoruz mesela. Diyelim Türklük. Ama hangi Türklük? Kadın mı, erkek mi? Hangi coğrafyada, hangi yaşta? Türklük deyince orada bir kalıyor ya da Kürtlük aynı şekilde. Bu şekilde fay hatları maalesef o grup içerisindeki farklı sesleri de bastırıyor. Ve biz belki de hocam yurttaş olarak kendimizi güvende hissetmediğimiz için grup olarak güvende hissetmeye çalışıyoruz. Yani hemşerilik bağlarıyla ya da kadın örgütlerinde var olarak bu bence güzel bir grup aidiyeti ama hani örnek vermek için söylüyorum. Şimdi hocam burada siz dediniz ki geçişler sağlanmıyor. Çünkü biz çok farklı görüyoruz. Bir iki uçta görüyoruz. Halbuki normalde bu durum böyle değil. Şimdi hocam bir ben şunu sormak istiyorum size. Gerçeklik algısına sanki mesele geliyor. Aşıda da bunu konuştuk. Yani şöyle gerçeklik algısı. Sanki herkesin kendisinin bir gerçek postmodernizm, modernizm tartışmasına girmeden söylüyorum bunu. Herkesin kendi gerçeklik algısı varmış ve olabilirmiş gibi. Yani tartışmalar şu noktada bitiyor ben gördüğümde. Bana göre bu doğru. Şimdi bana göre bu doğru olabilir mi? Bir bilimsel gerçeklik varken ya da işte tarihten süzülen bir bilgi varken. Bana göre bu doğru demek diyalog kapatmak gibi geliyor bana ve bunu çokça yaygınlaştığını görüyorum. Mesela aşı meselesinde de bu. Siz doğru dilin nasıl kullanıldığından bahsettiniz. Yani tehdit olarak değil ama birlikte yaşam üzerine ancak doğru dil kullanılabilir. Bir bu hocam post-truth çağlarında hep bu konuşuyoruz. Yani gerçeklik algısı mı kaydı? Özellikle artık dışarıda çıkamıyoruz. Gerçekliğimiz bir bilgisayar ekranıyla sanki sınırlı gibi sosyal yaşam. Bir de hocam gruplar arasındaki o geçişlilikler. Şimdi biz toplumda bunu çok konuşuyoruz. Yüzleşme olmadan
Tamam, artık gelin bir arada yaşayalım. Sizce mümkün mü bu? Bu Türkiye'de yeni siyasi partilerin kurulumundan tutun, geçmişe dair yaklaşımımızdan tutalım. Çok daha yakın geçmişe. Hiçbir yüzleşme olmadı. Yüzleşme çünkü çatışma potansiyeli taşıdığı için hep kaçılan bir gerçeklik herhalde. O gruplar arası ilişki yüzleşme olmadan nasıl sağlanacak? Gerçeklik algımız ve sonra da biraz sosyal medya gerçekliğine dönelim hocam. Benim aklımda bunlar var. Size yöneltmek Tamam. istediğim sorular olarak. Tamam. Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geleyim. Önce ve yüzleşme. Şimdi bu bir arada yaşam ve yüzleşme tek başına kullanıldığında hiçbir anlamı yok bir kere. Hiçbir anlamı yok yani. Şimdi bir arada, değil mi? Bak bir arada. Yani sözcüğünün kendisi o birin, birden fazla bir var. Ve bu birler birbirine eşit yani öyle algılıyoruz değil mi? Şimdi bir arada yaşam derken kastettiğimiz o birbirinden farklı eğer kütle birbiriyle eşit grup parçalardan olsaydı hani mozaik falan diyorlar ya. Hikaye bunlar yani mozaik dediğin şey parçaları birbirine eşittir. Yani şekli farklıdır şudur budur ama eşittir. Şimdi biz genellikle bir arada yaşamdan bahsettiğimizde aslında çok hiyerarşik bir yapıdan bahsediyoruz. Bir aşağıdakiler var, bir yukarıdakiler var yani. Buna bazen yukarıdakilere işte sömürücü de, bazen işte sermaye sınıfı de, bazen istilacı de, ne diyorsan de yani. Ya da baskıcı de, tiran de, şu da bu de. Şimdi bir ortak o bir aradayı oluşturan kitlenin kaynaklarını daha çok kullananlar var ve bu kaynakları sadece maddi kaynaklar olarak söz etmiyorum. Sembolik kaynaklar, statü kaynakları, kimliğe dair kaynaklar, her türlü. Bu kaynakları daha çok kullananlar var ve bu kaynakları kullandırtmadıkları aşağıda gruplar var. Şimdi bu iki grubun, hadi biz bir arada yaşayalım deyip bir arada yaşaması mümkün değil. Bu iki grubun yüzleşmesi de mümkün değil. Yani yüzleşme adaletin sağlandığı bir noktada olur. Adaletin olmadığı yerde yüzleşme falan olmaz. Şimdi biz örneğin biz derken ben Türkleri kastediyorum. Biz. Şimdi ben hani bu da çok şey yapılıyor. Ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum diyor bazı Türkler. Valla kendini Türk gibi hissetmek zorundayız hepimiz. Çünkü Türk olmak bakımından avantajlı ve iktidardaysak öyle Türk olmaktan kaçmamız falan mümkün değil yani. Şimdi biz Kürtlerle örneğin nasıl yüzleşeceğiz? Önce bir yüzleşmemiz için Kürtlükle Türklüğün bu coğrafyada aynı anlama gelmesi lazım. Her bakımdan. Öyle değil mi? Bunu şeyde genelleyebilirsin yani örnekleyebilirsin. İşte sermaye sınıfı ile işçilerin yüzleşmesi mümkün mü? Burada bir arada yaşam mümkün mü? Aynı gemi falan mümkün mü? Yani birisi diğerinin varlığıyla var oluyor. Diğerinin emeğiyle var oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bunu çoğaltabiliriz. Bu bir arada yaşam, yüzleşme vesaire gibi kavramlar ancak o bütünü oluşturan grupların eşitlendiği yani adaletin onlar arasındaki ilişkilerin adil bir biçime dönüştürülmesiyle mümkün olur. Yoksa bu kavramlar sadece var olan eşitsizlik ve adaletsizliklerin üstünü örtmeye yarar. Bir kere onu söyleyeyim. Bu konuda çok açık sosyal psikoloji araştırmaları var. Mesela Alport daha 70'lerde bu temas hipotezini geliştirmiştir. Yani ayrımcılığın ve işte dışlamanın diğer grupları insanlıktan çıkarmanın nefret söyleminin ancak bu gruplar arasındaki temas gerçekleştiğinde ortadan kalkıp bir temasın önemli bir şey olduğunu söylemiştir. Ama sonraki araştırmalar şunu göstermiştir. Eğer bu söylediğim eşitsizliğin ve adaletsizliğin olduğu bağlamdaki temaslar sadece yukarıdaki grupların aşağıdakilere yönelik duygularının romantize edilmesine yarıyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Ve tam da ayrımcılığın görünmez hale getirilmesine yarıyor. Şimdi o zaman biz tabii bu kavramlardan söz edelim ama o bütünün bir arada yaşayabilmesi için her parçanın kendi içinde varlığını kendi istediği biçimde hayata geçiriyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela ben, evet boncuk harekete geçti. Şimdi benim derste bir şey yapmamı bekliyorsun boncuk. Neyse. Normalde hiç buralara çıkmıyor.
Şimdi O da katılmak istedi demek hocam bizim toplumumuza. pardon. Tamam kızım, otur. Ne diyordum? İşte böyle dağıtıyor bak burada. Benim suyumdan içmeye çalışıyor bardaktan. Temas meselesinden İnanılmaz. bahsediyordunuz hocam. Efendim? Temastan bahsediyordunuz. Bu temasın Ha. aslında neye yarayıp neye yaramadığından. Evet. Şimdi mesela ben Kürt meselesinde hep bunu dile getiririm. Hani yurttaşız, hepimiz yurttaşız. Yurttaşlık hakları ortaklaştırıldığı ve yani herkes yurttaşlık haklarına ayarlandığı zaman mesele çözülür gibi. Değil, şimdi Kürtlerin kolektif Kürtlüğün bir kolektif grup kimliği olarak tanınması gerekiyor. Kürtlerin buna ihtiyacı var. Nasıl Türklük bir kolektif grup kimliği olarak varsa, anlatabiliyor muyum? Bunu bütün diğer gruplara da uygulayabilirsin. Bu gerçek bir gerilim alanı olduğu için söylüyorum. Ondan sonra biz temastan, yüzleşmeden, hani ne yaptık birbirimize, bunu ondan sonra konuşabiliriz. Ama bu adaletsizlik sürerken konuşamayız. O zaman bizim asıl odaklanmamız gereken bu bütünü oluşturan parçalara ilişkin adaletsizlikleri ortadan kaldırmak. Bu cinsel yönelimler için de geçerli, cinsiyet için de geçerli. Dün biz çok güzel bir yüz yüze panel gerçekleştirdik İzmir'de. Büyükşehir Belediyesi'nin bu toplumsal cinsiyet kadın hakları paneller dizisinin ilkiydi. Gerçekten orada da bunu konuş. Şimdi kadınların kadın olmak bakımından, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalkmadan bizim erkeklerle böyle hani tırnak içinde kullanıyorum bunu, yan yana falan yürümemiz mümkün değil yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz bu toplumu oluşturan grupların karşılaştıkları adaletsizliklere öncelikle yönelmeliyiz. Onları ortadan kaldırdıktan sonra ve bu politikaları talep etmeliyiz. Talep etmeliyiz. Yani muhalefet partilerinden mesela bugünkü iktidardan yakındığımız her konuda çok açık sözler duymayı talep etmeliyiz. Bilmiyorum, bu sondan başladım. İlk sorun, sanki başında başka bir şey de vardı. Bir bu gelişme yüzleşme meselesi hocam bizi aslında bu kadar karmaşık bir toplumsal psikolojiden biz yaratıcı bir yıkım nasıl oluşturabiliriz? Dönüşme potansiyeli meselesine bence tekrar gelelim ve belki de buradan bitirebiliriz. Biraz hocam ben gerçeklik algısını sormuştum. Yani şimdi sosyal Evet, dediniz evet. ki kendimizi ifade etme biçimleri o kadar kısıtlı ki salgın da maalesef biliyoruz ki biz otoriterleşen rejimlerin işine geldi bir anlamı tırnak içinde söylemem gerekirse salgın. Çünkü hem gözetleme mekanizmaları hem de evlere kapatmak, bu kamusal alandan Aynen öyle. insanların çekilmesi zaten ifade özgürlüğümüzü kendi başına kısıtlamış bulundu. Bu da hocam alternatif bir gerçeklik yaratıyor. Zaten sosyal medyanın ilerleyişiyle biz onu gerçek artık olarak yaşıyoruz. Ve oradaki kutuplaşmalarımız, oradaki ifade etmelerimiz ve varlığımızı oradan kuruyoruz. Ben bunu açık çok tehlikeli buluyorum. Yani genç bir insanım aslında sosyal medya kuşağı insanı sayılırım. Ama bunu çok yani klasik bir hatta kalmamız gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Çok yani bunu da hayatlarımıza angaje ederek. Çünkü insan teması yüz yüze göreceğimizde çok basit ifadesi söyleyemeyeceğimiz birçok şey orada söyleyebilmek bile aslında durumun vahametini ortaya koyuyor. Bir bu gerçeklik algısından bahsedebiliriz hocam. En sonunda ben hep yayınlarımıza şuna özen gösteriyorum hocam. Dönüştürme potansiyeli varsa konumuzla ilgili onunla bitirmek. Çünkü hani tabloyu siz de dediniz. Çok karanlık görünüyor aslında. Ama bence baskı varsa direniş de vardır lafından, mottosundan hareket ederek illaki bir yerden bir dönüştürme potansiyeli de vardır gibi geliyor. Mutlaka ben zaten onları öyle bakmadan asla bitirmem, çünkü öbür türlü yaşayamayız yani. Tabii hocam Şimdi kesinlikle. bu gerçeklik algısı meselesi, ben bir sosyal psikolog olarak önce sana cevap vermem gerekirse, evet yani öyledir. İnsanlar ve gruplar kendi gerçekliklerini kendileri inşa ederler. Başka türlü zaten birey ve gruplar olarak var olamayız. Öyle objektif tarih ya da objektif yani fütüristik geleceğe dair bir şeyler yoktur. Herkes, çünkü tarihe de bakmak, İşte resmi tarih var değil mi? Bir sürü de başka tarih var. Tarihe bakmak çünkü bugünü anlamak açısından araçsallaştırılmış bir süreçtir. Gelecek de böyle, bunu kötü anlamda söylemiyorum. Örneğin ben de sen de, yani biz mesela başka türlü bir gelecek hayal eden insanların da tarih, bugün ve gelecek tasavvurları başkalarından farklı. Şimdi bu şu anlama gelmiyor belki. Hani İyi de hiç mi objektif bir şey yok? Hiçbir nesnel gerçeklik yok mu? Kuşkusuz var. Zaten bu
nesnel gerçekliğin aslında hiç olmadığı, gerçekliğin tamamen algılarımızdan ibaret olduğu tezi bir anlamda çok yakıcı gerçeklerin üstünü örtmeye de çok yarayan bir şey. İşte bak bunun, hani bu bizi evrensel, yerel gerilimine de götürür. Her konuda ben şöyle düşünüyorum. Bu iki uca savrulmak hakikaten çok tehlikeli bir şey. Hiçbir zaman bu iki uç yoktur. Yani şeyde de öyle. Mesela biyolojik bir varlık mıyız insan olarak, kültürel bir varlık mıyız, yok sosyal bağlamsal bir varlık mıyız? Hepsiyiz aynı zamanda. Hı hı. Bütün bunların belirleyiciliği olasılıklara bağlıdır. İşte aslında direniş dediğin şey bu olasılıklardan çıkar. Şimdi bak önce bir onu söyleyeyim. Her durumda, yani en karanlık tarihe bak. Bütün insanlık tarihi boyunca aslında biz mesela savaşı, çatışmaları çok böyle sanki doğal olan, sıradan olan ya da hep olan buymuş gibi algılıyoruz. Aslında hiç öyle değil. Yani insanlık tarihine baktığında dönem dönem kesinlikle barışın, uyumun vesairenin daha genel olduğunu, savaşın marjinal olduğunu görürsün. Ama biz o kadar imkansız gibi algılıyoruz ki barış içinde yaşamayı. Yani eşit ve adil bir hayat kurmayı. Çünkü bu gerçekten çok iktidarların işine yarayan bir algı. Tabii ki nesnel gerçeklik var. Yani bu bütün bu karanlık içinden her zaman direniş olasılığı var. Şimdi mesela şey konuşsak, bir gün seninle öyle bir program yapsak, yani iyi olan neler oluyor diye çok şey söyledim. Dün mesela ben panelde arkadaşlarımı tanıtırken işte Nilgün vardı, Hülya vardı, Aysun vardı ve dedim ki yani benim üçü de böyle eylem içinde tanıdığım kadınlar. Mesela kadın hareketi müthiş bir şey, yani feminist hareket Türkiye'de. LGBT hareketi müthiş bir şey Türkiye'de. Kürt hareketi, yeni yakında çıkacak bir kitap bölümü yazdım. Mesela hiç insan hakları literatürüne uymayan bir, yani Kürt halkı içinde bir hak bilinci var. Biz bunu bütün araştırmalarımızda görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin son 50 yılda ya da yani Cumhuriyet'ten beri nasıl yönetildiğine bak. Bütün bu işte, ya da Boğaziçi direnişine bak, başka işçilerin direnişlerine bak, çevre hareketlerine bak. Şimdi bütün bunlar, yani unuttuğum mutlaka bir şeyler var ve bunlar en görünen. Bir de küçük küçük mikro hayatlarımızdaki direniş alanları var. Bütün bunlar da bu karanlık içinden çıkıyor. Yani başka bir dünya fikri kesinlikle karanlığın içinde var. Her zaman da oldu, tarih boyunca da oldu. Mesela zaman zaman kendisini kötü hissedenlere buna öneriyorum. Ben böyle yapıyorum. Öyle hani dizi falan seyrediyoruz ya, öyle diziler seyretsinler. Hani mesela faşizm dönemleri ya da işte bir takım böyle bilim kurgu şeyler var ya. Çok karanlık, çok baskıcı şeyler, dönemlerde evet. Ki direniş hareketlerini anlatan şeyler seyretsinler. Hakikaten bana mesela çok iyi geliyor. Çünkü hep var, hep var. O yüzden hiç öyle kararmamıza falan gerek yok. Sen gene bir şey daha sordun. Bu boncuk benim dikkatimi dağıtıyor. Ben başını gene unuttum. Hocam mesela biraz önce dediniz ya, saydıklarım arasında unuttuklarım vardır diye. Mesela toplum muyuz diye sorusuna aslında boncuk böyle bir girdi yapıyor. Toplum yalnızca insanlardan mı oluşur? Son süreçte mesela yangın meselesinde de bunu gördük. Yani toplum diyoruz tabii ki bireylerden oluşur ama bir arada yaşam yalnızca insanlardan oluşmaz. Hayvanlar hakları, doğa, ki bu doğa meselesi çok çok kritik. Belki de onu bize hatırlatıyordur hocam boncuk. Ben öyle bir rol biçmiş oldum Politik Akademi'de. Aslında biz toplumsal, yani maalesef öyle bak, bunu istediğimiz kadar söylem düzeyinde dile getirelim. Ha, tamam, ben hatırladım senin ne sorduğunu. Söylem düzeyinde istediğimiz kadar dile getirelim. Eğer hayatımız öyle değilse, yani hayatımız insan merkezli bir hayatsa bunu fark etmek çok zor. Ben kendi hayatımdan bunu biliyorum. Biliyorsun bir süredir ben bir dağ köyünde yaşıyorum ve burada kendini bütün, yani İnsanlar toplumunun bir parçası olarak hissetmen mümkün değil. Çünkü işte bak, sırf o değil. Mesela ben sabahleyin böyle hiç yataktan çıkasım gelmiyor bazen. Çünkü sabaha doğru yattığım için beni zorluyorlar mesela. Pencereleri tırtıklıyorlar. Dışarıda da kediler var. İşte yorgunum morgunum,
mümkün değil o yani. Bahçeyi sulaman gerekiyor, bakman gerekiyor. Şimdi doğanın bir parçası olduğunu hissetmen için öyle yaşaman lazım. Bu böyle romantik bir fikir olarak hayatında olduğu zaman olmuyor. Ben bunu kendi hayatımda çok net gördüm. Ve bunun çok daha insani baktırmak için de söylüyorum. Doğanın bir parçası olarak hissettiğinde daha kendini küçük algıladığını, yani küçüğü burada anlıyorsun ne anlamda kullandım falan görüyorum. Şimdi bu en başta ben hatırladım. Sen şeyi sormuştun, sosyal medya nasıl etkiliyor? Sosyal medya bence, hani biraz önce söz ettim ya, ne yapsam olmayacak düşüncesi var ya, bu geçicilik duygusu. Şimdi bu da çok tehlikeli bir şey. Bence sosyal medya bazen öğrenilmiş güçlülük dediğimiz öğrenilmiş çaresinin karşısına bir politik sorumluluk hissetmemize yol açıyor. Ama bu o kadar hızlı geçiyor ki o zaman da aynı zamanda da şuna da yol açıyor. Yaptığım hiçbir şey uzun vadeli etkili olamayacak. Şimdi o zaman yapsam ne oluyor, yapmasam ne oluyor? Yani bu geçicilik algısı da var. Bir de tabii sosyal medyanın şöyle bir bence illüzyon yarattığını düşünüyorum. Bir direniş illüzyonu yaratıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kesinlikle muhalefet illüzyonu yaratıyor. Oysa çok kontrol edilebilir, çok görülebilir, iktidar tarafından çok izlenebilir, çok ehlileştirilmiş bir muhalefetten bahsediyoruz sosyal medyada. Oysa hiçbir iktidar böyle ehlileştirilmiş muhalefetler eliyle yıkılmıyor maalesef tarihte. Ayrıca sosyal medyayı gerçekliğin tamamı gibi algılamak da evet hayatlarımızı daha konforlu yaşamamıza yol açabilir. Ama çok apolitik bir şey bu. Yani bunu uzun uzun konuşmak lazım ama mutlaka bu konuştuklarımızdan sonra da anlaşılır. Apolitik bir şey bu. Bunun hayatta karşılığı pek yok. Yani bunu yapmayalım demiyorum ama bu tek başına bütün gerçekliğimiz ve bütün eylemliliğimiz sosyal medyada gerçekleştiğinde bunun gerçek hayatta karşılığı ne kadar tartışılır? Şu çok yanıltıcı olabilir. Böyle rakamlar yayınlanıyor. İşte insanların, onu görüyorum bazen, İnsanların Türkiye'de mesela %70'i, sallıyorum bu rakamı bilmiyorum kaç, ama benim gözlemlerim de doğruluyor. Herkes Facebook, Instagram bir şeyler kullanıyor. Yani insanların %70'i sosyal medya, herhangi bir mecra kullanıyor. Bu sanki şöyle bir yanılsama yol açıyor. O kullanıyorlarsa demek ki bütün bu hani politik şeylerden falan da onlar da bir parçası. Hayır. Yani her sosyal medya mecrasının başka bir versiyonu var. Ben burada gözlüyorum. Mesela bütün gün Facebook'tan evet hiç çıkmıyor. O istatistiklerde öyle yer alıyor. Ama ne yapıyor Facebook'ta? Komik videolar izliyor. İşte TikTok izliyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bunu küçümsediğim için söylemiyorum ama sosyal medya kullanımında da çok parçalanmış durumdayız. Yani onun işlevselliği bakımından da çok parçalanmış durumdayız. O yüzden bence hani söyledin ya herkesin gerçekliği ayrı. Evet belki öncelikle şunu görmeliyiz. Dünyamız tırnak içinde herkes bunu kendisi söyleyebilir. Benim dünyam aslında gerçek dünyanın sadece bir bölümü. Bu bölümde gördüğümden hareketle bütün hayatı yorumlamaya ve anlamaya kalkışmamalıyım. Ne yapmalıyız? Bence kendimize benzemeyenleri görmek için çaba göstermeliyiz. Bu sadece sosyal medyada değil. Okumak, izlemek, bakmak, gerçek yaşam ortamlarında bulunmak vesaire. Yani eğer bunları yapmazsak sadece kendi benzerlerimizden beslenerek bir bilinç ve bir dünya görüşü edinirsek evet yani konforlu ve mutlu olabiliriz ama bu dünyayı değiştirmenin iyi bir yolu değil bence. Çünkü hiçbir grup kendi başına dünyayı falan değiştiremiyor. Zaten sosyal medya üzerinden de hocam yankı odası tabirini çokça kullanıyoruz. Yani zaten kendimize benzeyenler o algoritmalarda bir noktadan sonra onu bize gösterdiği için bakıyoruz. Ben bazen bakıyorum sanki evet benim sosyal medyamda sanki herkes aynı konuyu konuştu. Ondan sonra içeri geçip annemle konuştuğumda aslında hiç öyle bir gündem olmadığını fark ediyorum. Evet o gerçeklik orada çok kırılıyor. Yani tabii gazeteci, siyaset bilimci vesaire olmanın verdiği bir bence deformasyon da var. Çünkü herkesin bunu konuştuğunu sanıyoruz ama çokça öyle değil. Başka bir gündem de var ve bu gündemler hepsi paralel olarak devam ediyorlar. Şimdi hocam siz dediniz ki başka bir dünya... Gülçin bak yeni bir soruya geçmeden hemen burada şunu da ekleyeyim. Buyurun. Şimdi bu sözünü ettiğin olguya bir de şunu ekle.
Aslında bizim gerçek yaşamlarımızda böyle yankı. Şimdi oturduğumuz mahalleler benzerlerimizden, değil mi? Benzerlerimizin olduğu yerler. Kullandığımız kamusal alanlar benzerlerimizin olduğu yerler. İşte izlediğimiz sanatsal etkinlikler, izleyebildiğimiz zamanlar. Benzerlerimizin yani olduğu yerler. Çünkü gerçek hayatta aslında bu tür kent planlamalar, kamu sokağın yok oluşu ya da sokaktaki parçalanma da bunu pekiştiriyor. O zaman düşün yani tamamen aslında birbiriyle hiç geçişliği olmayan gruplardan oluşan bir hayat yaşıyoruz. Sadece Evet, hocam şimdi devam edelim. yani şu sadece ekleyebilirim kendimce. Bazen hocam mesela sermaye ile kültürel sermaye eşit gitmeyince insan sermayesine göre bazı yani fiziksel olarak öyle yerlerde yaşıyor. O bazen denk düşmüyor. Yani oradaki karşılaşmalar bence oldukça ilginç. Ben bazen kendi yaşadığım yerde de görüyorum. Yani dediğimiz gibi ben sınıfsal olarak aynı konumdayız belki benzer yerlerde yaşadığımıza göre. Ama hayata bakış açımız farklı, işte hayata ele alış biçimlerimiz farklı. Orada bir karşılaştırma yaşanıyor. Bu her zaman da kötü değil. Bence çoğu zaman da iyi o karşılaşmaları yaşamak. Kesinlikle. Zorlayıcı Toplu olsa da taşım onu kullanmakla, yaşayabilmek. aynen toplu taşım kullanmakla mesela özel araçla bütün hayatını geçirmek de büyük bir fark yaratan bir şey. Kesinlikle. Evet. Hocam birçok konu konuştuk. Türkiye'de de zaten Türkiye'nin toplum psikolojisini konuşmak gerçekten belli ki bir programın sınırları dahilinde değil. Şu anda başlıkları çıkartabildik neredeyse. Hocam şunu da tamamlayalım istiyorum son birkaç dakikamıza girerken. Şimdi biz dedik ki evet belirsizlik ve bir tehdit algısı içerisinde herkesin kendi kabuğuna kapanıp orada öfkeyle birlikte yaşadığı bir durumdayız. Ama tabii ki bunu yani böyle görmek istediğimizde böyle görüyoruz. Ama siz dediniz ki zaten başka bir dünya fikri her daim var. Direniş ve olasılıklar da var ve hiçbir zaman da bu gruplar bu kadar kapalı değil. Biz sosyal medyada ne görürsek görelim gerçek hayatta bu kadar da kutuplaşmış değil. Gerçekten de ben de öyle düşünüyorum. Bunu hocam buradan çıkıp bir kolektif dönüşme potansiyeline bir sosyal psikolog olarak size soruyorum. Nasıl adımlar atmalıyız? Biz kendi hayatımızda da olabilir, bulunduğumuz mecralarda da olabilir. Siz dediniz ki en başta kendimize benzemeyene bakarak. Bu çok önemli bir toplum olma. Yeniden bir ideal topluma yaklaşma. Neyse o ideal toplum. Adımlarımız neler olmalı hocam? Bir reçetesi yoktur bunun belki ama belki ufak adımlarımız neler olur? Sizin aklınızdakileri merak ediyorum. Yani belki ilk adım işte içinde bulunduğumuz, yaşadığımız coğrafyanın gerçekliğini kavramak. İşte o benzemeyene bakmak, benzemeyenin onun dünyaya baktığı gözle bakmaya çalışmak. Onu hakikaten kendi doğrularımızla ona bakmak değil, onun baktığı gözü gözle bakmaya çalışmak. Çünkü bu işte bu aslında hep beraber bir şey yapabileceğiz dedim ya yapacaksak. Bu hep beraberliği sağlamak için en az benim dünyadaki varoluşum kadar ya da en az benim arzularım kadar onunkilerin de değerli ve eşit olduğunu anlamam için önce onu bir görebilmem lazım. Şimdi bazen mesela gerçek hayatta da sosyal medyada da birbirimizi dinliyor gibi yapıyoruz. Aslında dinliyor gibi yapıyoruz. Çünkü onun söylediklerini sadece çürütmek için dinliyor gibi yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir kere bundan vazgeçmek lazım. Şeyi ben çok önemsiyorum. Sapmaları cezalandırmaktan vazgeçmek lazım. Yani bu pür böyle saf, saf grup aidiyetleri aramaktan vazgeçmek lazım. Bu çok tehlikeli. Ve maalesef muhalifler bunu çok fazla yapıyorlar. Bak şimdi en son dün bu Ferhan Şensoy ya bu benim çok canımı acıtıyor. Biri öldüğü zaman, ölenin yani biri dediğim hani çünkü ben de işte Türkiye'nin muhalifleri arasında birisiyim. Şimdi bir muhalif tırnak içinde söyleyeyim. Erkek, kadın neyse. Biri öldüğü zaman onun günahları hemen aranmaya, ortaya çıkarılmaya başlanıyor. Yani o hiç kimsenin hayatında bir dönemde bir böyle yola bir başka bir yola gidip geri dönmesi, dönmemesi. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce sözünü ettiğim bu Evet hocam. saflık arayışı. Bu çok faşizan bir şey. Bu beni mesela çok ürkütüyor. Çok faşizan bir şey. Ya insanlar huzursuz olabilir. İnsanlar hata yapar. İnsan ayağına taş değer düşer kalkamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onu ölmüş gitmiş adam. Hani ölmese de bu da çok tehlikeli. Bu diğerini görmeyi engelliyor. Yani o biraz önce söyledim ya
saf grup kimlikleri arayışı arada var olma imkanını ortadan kaldırıyor. Arada var olamayınca geçişlik mümkün değil. Şeylerde de bu. Mesela şeylerden örnek vereyim diyelim. Kürtlerin haklarını savunan insanlardan örnek vereyim. Oraya da bak. Hani sadece tek bir yönden örnek vermeyeyim. Biri mesela bir şey söylüyor. Öbürü başka bir Kürt ona diyor ki işte sen Kürt düşmanısın. Hop. Yani şunun farkında olmamız lazım. Aynı konuda farklı düşünebiliriz. Farklı düşünebiliriz. Ama o farklılıklar ancak zaten bir araya geldiğinde bir güç olacak. Yoksa böyle saf, pür, iktidar tam da böyle saf ve pür olmamızı istiyor. Çünkü o da zaten buna zorluyor. Kendi kitlesini de buna zorluyor, değil mi? Şimdi böyle bir toplumdan bir iyilik çıkmaz. Hiçbirimiz için iyilik çıkmaz. Mesela ben kendi adıma tamamen bana benzeyenlerin iktidar olduğu bir ülkede de yaşamak istemiyorum. İstemiyorum böyle bir şey yani. Ve hani şu anda benim hissettiğim gibi başkaları hissetsin istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu saflıktan kaçmamız lazım. Böyle bir düşünceye sahip olanlar için ben hep şey diyorum hocam. Zaten öyle bir iktidar olsa da biz her ortamın troçkisi olmaya mahkumuz herhalde. Evet Yani işte ben orada da mesela kendim kendimizi yani muhalif bir noktada bulabiliriz. evet işte ben mesela başörtüsüne özgürlüğü savunduğum için de o zaman dışlandım kurumlar tarafından. Ondan sonra başörtüsünü savunanlar iktidara geldiğinde nedir yani? Bunun şeyi yok. Böyle saf falan olmadıkça aslında bu saf kimlik neden bu kadar yaygın? Saf ve pür bir aidiyet arayışı ve grup ihtiyacı niye yaygın? Çünkü çok konforlu. Evet, Çok yaşaması çok konforlu. daha kolay. Doğruların ve açıkların çok yanlışların çok net olduğu bir hayat. Çok konforlu bir hayattır. O yüzden faşizmin o kadar büyük kitle tabanları olur. Fromm onu çok güzel söyler. Özgürlük korkusu o. Yani kendi iradeni başkasına teslim etmek. Bu ister adı A olsun ideolojinin, ister C olsun, ister Z olsun hiç fark etmiyor. Faşizm bu yani. Bu pürlük Kesinlikle. arayışı. Çok teşekkür ederiz Yapacağız hocam. Gülsincim yani şey değil diyorum çok diyalektik bir yapısı var hayatın. Her zaman direniş var ve onun yani o karşıtlık var o şeyin içinde, karanlığın içinde mutlaka o ışık var. İşte bu Evet. işleri yapabiliyoruz mesela. Yapıyoruz yani. Yapma Hocam en isteğimiz az var en azından. Bu çok önemli. kesinlikle bunu konuşmamız bile bunu gösteriyor. En az bir programda da hocam o zaman ben notumu aldım. İyi olanlar nelerdir diye bakalım. Gerçekten de hani iyi ve kötüden ziyade Hakikaten bizi bakalım. hani Yani daha böyle iyi potansiyel dediğim hani umut gücümüzü veren, açığa umut çıkaran veren evet umut neler veren var? tabii ki tabii ki umut veren Evet. neler var buna da bakalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kapsamlı bir yayın oldu. Türkiye'de toplum psikolojisine bakmak da tam da bu yayına yakışır. Bu yayın tarzı bir yayın yakışırdı ancak. Çok hani kolay bir anlaşılması kolay bir konudan bahsetmiyoruz. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Umarım çok karışık olmamıştır ama yani zaten doğruyu bildiğimiz iddiasında değiliz. Sadece kafamızdaki soruları konuşuyoruz. Hiç öyle bir iddiam yok yani benim kendi adıma. O yüzden herkes düşünsün, yeni sorular sorsun istiyoruz. Ben Çok de hocam bütün teşekkürler. ben teşekkür ederim hocam Hoşça kal. tekrar. Ben de bütün soruları kendimce sorularla bütün yayınlara ve yine sorularla başlayıp soruları da kapatıyorum. Ve bunda kendimce doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu Çok doğru. hafta Çok teşekkürler. çok sağ olun Hoşça hocam. Bu kal hafta Gülsün'cim. Politik Akademi'de Profesör Doktor Melek Göregenli'yi ağırladık ve Türkiye'de toplum psikolojisi üzerine konuştuk. Toplum olmanın asgari koşulları nelerdir, neler olmalıdır, nasıl bir toplumuz, nasıl bir toplum olmayı daha iyi bir şekilde beceririz. Bunlar üzerine söyleştik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.